Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 6 Şubat 2024. Bugün tarifsiz acının, asrın felaketinin yıl dönümü. Tam bir yıl önce bugün Türkiye, yüzyılın en büyük acılarından birini yaşadı sevgili seyirciler. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7, Elbistan ilçesinde ise 13,24'te 7,6 şiddetinde meydana gelen depremler 11 ilde ağır yıkıma yol açtı. 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. 105 saniyede yaklaşık 40 bin bina yıkıldı sevgili seyirciler. 200 bin bina ağır hasar aldı. Kaybettiğimiz canları çifte felaketin yıl dönümünde 11 ilde ve tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıyoruz. Bölgeden canlı bağlantılarla birazdan anma törenlerinden izlenimleri aktaracağız sizlere. Asrın felaketinin vurduğu illeri ayağa kaldırmak için devlet ilk andan itibaren seferber oldu. Kalıcı konutlar kısa sürede yükseldi. Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşmaya başladı. Muhabir arkadaşlarımız pek çok noktada bizleri bekliyor. Depremin yaralarını sarmak için yürütülen çalışmaların detaylarını ekranlarınıza getireceğiz. Dünya tarihinde görülmeyen bu felaket, yine dünya tarihinde eşine benzerine rastlanmayan bir yardımlaşmayı da beraberinde getirdi. Türk dünyası bir kez daha kenetlendi. Kardeş ülkeler asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösterdi. Bakü, Taşkent, Astana. Canlı yayın duraklarımız olacak. Başlıyoruz. Evet, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin bugün birinci yılı. Sevgili seyirciler, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki deprem 500 atom bombası gücündeydi. Sarsıntılar 11 ili ve 14 milyon nüfusu doğrudan etkiledi. 53 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 105 saniyede 40 bin bina yıkıldı, 200 bin bina ağır hasar aldı. Şimdi asrın felaketini hatırlatalım bir kez daha sizlere. Şubat saat 4.17. Türkiye tarihinin en büyük felaketiyle karşı karşıyaydı. 7,7 ile sarsıldı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesiydi. Ama Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ 11 il etkilendi. Zaman durdu. Ancak dehşet sona ermemişti. Ve sadece 9 saat sonrası. Bina çöktü. Çağlar oraya. Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi. 500 atom bombası gücündeki depremler 120 bin kilometre karelik alanda etkili oldu. Bir başka deyişle dünyanın 90 ülkesinden daha büyüktü yıkım. Sarsıntılar o kadar güçlüydü ki evler, iş yerleri, yollar, köyler yerle bir oldu. Daha önce tanık olunmayan görüntüler ortaya çıktı. Hatay'da 400 metre uzunluğunda dev yarık oluştu. Gaziantep'te iki tepe birbirine kavuştu. Nurdağ Gökçedere köyü ikiye bölündü. Kahramanmaraş'taki Çiğli köyü 6,5 metre, Değirmenkaya köyü 6 metre kaydı. Toplam 105 saniyede 53.537 kişi hayatını kaybetti, 107.000 kişi yaralandı. Bölgede yaşayan 14 milyon insanın hayatını etkiledi depremler. Yaklaşık 40 bin bina yıkıldı, 200 binden fazla bina ağır hasar gördü. Şehirler adeta taş yığınına döndü ve o yığınlar altında kalanlar için zamanla yarış başladı. Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Alkış yapalım ona, bir alkış yapalım.
devlet tüm kurumlarıyla seferberdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyelerini deprem bölgesine gönderdi. Koordinatör valiler görevlendirildi. Depremden etkilenmeyen belediyeler asıl felaketini yaşayan illere gitti. Arama kurtarma ekipleri zaman kaybetmeksizin deprem bölgesine sevk edildi. AFAD, UMKE, asker, jandarma, polis, itfaiye, madenciler, sağlıkçılar ve binlerce gönüllü, 200 binden fazla personel deprem haberini alır almaz yola çıktı. Uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm sonrası 90 ülkeden arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gitti. Zeynep Hanım. Okay. Daniel here. Korkma, okay? Ya bu cumhurların beriyende yalnız özümüz biz isteye almayız. Depremin ilk gününden itibaren Gaziantep ve İslahiye'de çalışmalarımızı yürüttük. 7 kişiyi enkaz altından sağ kurtardık. Beri cumhurları birge atkardık. Akıllarındaki tek şey bir cana daha ulaşabilmekti. Ellerini oynatabiliyor musun? Masal. 1,5 yaşındaki Sela'yı, 6 aylık Yiğit'i, İnci'yi, Asya'yı, Masal'ı. Depremin 11. gününde enkazdan çıkarılan Aleyna Ölmez'i. Daha nice canı enkazdan kurtarıp hayata bağladılar. Allah'ın yardımı üzerimize olsun, değil mi? Evet. Ah yavrum benim. İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Türkiye 6 Şubat'ta tarihinin en kötü günlerinden birini yaşadı. Eşi benzeri görülmeyen felaket, bir ulusu devletiyle birlikte harekete geçirdi. Kara, hava ve denizden yardım koridorları oluşturuldu. Ulaşılamayan köylere helikopterlerle yardım gitti. AFS'deler için depremin hemen ardından geçici barınma alanları oluşturuldu. İlk önce çadırlar kuruldu. 350 çadır kentte 645 bin çadır 2,5 milyon kişiye yuva oldu. Sonrasında depreme dayanıklı alanlar belirlendi, 414 konteyner kent kuruldu. 215.188 konteyner eve 690.644 AFS'de yerleşti. 48 saat içinde deprem nedeniyle kapanan yollar açıldı, sahra hastaneleri, seyyar mutfak ve mobil fırın kuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'na ait bayraklar ve sancaklar İskenderun'da hastane gemi olarak görev yapmaya başladı. Asım felaketinde Asım dayanışması vardı. Yardım ve bağış kampanyaları düzenlendi. Türkiye depremzedeler için tek yürek oldu. Kimi kıyafet, yiyecek gönderdi. Çocuklar harçlıklarını ve oyuncaklarını, köylüler hayvanlarını satıp parasını depremzedeler için bağışladı. Tek umudumuz sizin evimize yapmanız yani. Mart başı itibariyle 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz. 10 ayda 349.079 haneye 14 milyar 452 milyon 608 bin lira kira yardımı yapıldı. 680 bin konut ve köy eviyle 170 bin ticari alan için zemin etütleri tamamlandı. Felaketin üzerinden henüz 18 gün geçmişken kalıcı konutlar için ilk temel atıldı. Sadece 80 gün sonra depremzedeler yapılan köy evlerine yerleşti. Her şey çok güzel. Bu kadar çabuk olacağını beklememiştik. Her şeyi eksiksiz getirmişler, sağ olsunlar Cumhurbaşkanımızdan, milletimizden. Hatay'da Defne ve İskenderun Devlet Hastaneleri ile Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin temeli atıldı. Defne Devlet Hastanesi'nin inşası 2 ayda tamamlandı. 256'sı Ekim, 1044 sağlık çalışanıyla hizmet vermeye başladı. Deprem konutları az katlı, yöresel mimariye uygun olarak projelendirildi. Asım felaketinin vurduğu 11 il şantiye alanına döndü. Radye temel, tünel kalıp, perde beton sistemi kullanılarak TOKİ tarafından yapılan evler kısa sürede göründü. İnşaat işçilerinin insanüstü gayretiyle bir yıl bitmeden birçok proje bitirildi. Toplam 650 bin konutu teslim edinceye kadar bölgeden asla ayrılmayacağız. Afet bölgesi için ilk etapta 100 milyar lira kaynak ayrıldı. Kira yardımı, taşınma yardımı, destek ödemesi, yakını vefat edene yardım ödemesi kapsamında 43 milyar lira nakdi yardım yapıldı.
deprem bölgesini ticari olarak ayağa kaldırmak için adımlar atıldı. Mükellefler için mücbir sebep hali ilan edildi, vergi borçları ertelendi. 20 milyar liralık deprem bölgesi için işletme ve yatırım destek paketi hazırlandı. Depremden etkilenen işletme sahiplerinin KOSGEB 2023 borçları silindi. 30 bin KOBİ'nin sıfır faizli finansmandan yararlanması planlandı. Deprem bölgesinde KOBİ'ler için KOSGEB eliyle 450 milyon dolarlık kaynak devreye girdi. 17 Temmuz'da yerinde dönüşüm süreci başladı. Kendi ev ve iş yerini inşa etmek isteyenlere hibe ve faizsiz kredi imkanı sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl önce yaşanan asrın felaketinin meydana geldiği saat olan 04.17'de paylaşımda bulundu. Erdoğan, bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezi depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor dedi. Kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor dedi. Yitirilen 53.537 can için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam bir yıl geçti. Asrın acısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin gerçekleştiği saat olan 04.17'de bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında olaydan duyduğu derin acıyı bir kez daha dile getirdi. Hayatını kaybedenlere rahmet diledi, depremde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletti. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü dedi. Mesajını, böylesine büyük felaketler, büyük acılar, aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır sözleriyle sürdüren Erdoğan, milletin bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla anında harekete geçtiğini hatırlattı. Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur, dedi. Verdikleri sözü sonuna kadar tutacaklarını bir kez daha teyit etti. Bu çalışmaları şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz, ifadelerini kullandı. Erdoğan mesajında ayrıca, Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın felaketinin birinci yılında Kahramanmaraş'ta olacak, depremzede ailelerle bir araya gelecek, kentte inşası tamamlanan deprem konutlarının kura ve anahtar teslim törenine katılacak. Erdoğan'ın bugünkü Kahramanmaraş programına dair detayları da bölgedeki arkadaşımız Mustafa Yıldırım'dan alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeki illeri ziyaretlerine cumartesi günü başlamıştı. İlk durağı Hatay olmuştu Cumhurbaşkanı'nın. Ertesi gün Gaziantep'e gitti. Bugünse asrın felaketinin birinci yılında Kahramanmaraş'ta olacak. Kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı'nı taşıyan uçağın Kahramanmaraş'a inmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı yoğun bir programı olacak. Burada depremzede ailelerle bir araya gelecek. Buradaki yeniden imar ve ihya çalışmalarını inceleyecek. Yetkililerden bilgi alacak. Ve saatler 14.30 gösterdiğinde deprem konutlarının kura ve anahtar teslim törenine katılacak. Hatay'da ve Gaziantep'te olduğu gibi. Bugün Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan ilk etapta 9.289 deprem konutunun hak sahiplerine teslim edileceğini söyleyelim. Hatay'da ve Gaziantep'in ardından teslim edilen konut sayısı 27 bini aşacak. 2 ay içerisinde 75 bine ulaşacak bu sayı ve yıl sonuna kadar 200 bin deprem konutunun hak sahiplerine, depremzedelere teslim edileceğini belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da bir açıklama yapmıştı. 390 bin hak sahibinin tamamının konutlarına kavuşacağını ve bunun için çalışmaların hızla devam ettiğini söylemişti. Erdoğan deprem bölgesine son bir yılda
sıkça geldi. Bugün Kahramanmaraş'a 7. ziyareti olacak. Deprem bölgesine ise 34 kez ziyaret gerçekleştirmişti Cumhurbaşkanı. Bir kez daha altını çizelim. Saatler 14.30'u gösterdiğinde deprem konutlarının kura ve anahtar teslim töreni yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesindeki illeri ziyaretleri yarın da devam edecek. Yarın Şanlıurfa'da olacak Erdoğan ve sırasıyla Adıyaman ve Elazığ'a gidecek. Mustafa Yıldırım'dan aldık bilgileri. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde bugün Maraş'ta, yarın Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ'da olacak sevgili seyirciler. Türkiye asrın felaketinin yıl dönümünde yitirdiği canları andı. Kahramanmaraş merkezli iki deprem binlerce canı hayattan kopardı. Hayalleri yarım bıraktı. Depremin birinci yılında anma törenleri düzenlendi. Hayatını kaybedenler için dualar edildi. 6 Şubat 2023. Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki depremle sarsıldı. 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ile enkaza çevirdi. Yaklaşık 40 bine yakın bina yıkıldı, 53 binden fazla kişi vefat etti. Deprem bölgesinde hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi. Hatay'da törenlerin adresi Köprübaş ilçesiydi. Binlerce kişi kaybettikleri için dua etti, sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Depremin ilk günkü hissiyatını tekrardan yeniden yaşadık. Acı, bütün acıyı içimizde hissederek. İskenderun'da ellerinde meşalelerle sessiz yürüyüş yapan katılımcılar saat 4.17'yi gösterdiğinde Paç Meydanı'na vardı. Hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, sela okundu. Derya özetinde kabul eyle. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta ise vatandaşlar 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar sitesi önünde toplandı. Saatler öncesinden alanları dolduranlar enkaz altında kalanlar için Kur'an-ı Kerim okudu. Adıyaman'da anma törenlerin adresi tarihi Saat Kulesi oldu. Binlerce vatandaş buraya gelerek dualar etti, karanfiller bıraktı. Saat Kulesi önünde toplananlar siyah beyaz balonları gökyüzüne bıraktı. Törenlere eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da katıldı. Evet, asrın felaketinde depremden en fazla etkilenen illerin başında geliyor Hatay. Hatay'a gideceğiz şimdi Tayfur Kara muhabir arkadaşımız. Bugüne ilişkin depremin birinci yıl dönümünde Hatay'dan izlenimlerini paylaşacak. Bir yılda neler değişti Hatay'da, senden alalım detayları Tayfur Kara. Evet, bundan tam bir yıl önce yine takvim yaprakları 6 Şubat tarihini gösterdiğinde yine bu saatlerde saat 13.22'de depremin 9. saatindeydik. İlk günlerde saatleri sayıyorduk. Depremin 9. saati, 15. saati, 20. saati derken enkazın altında günlerce umudu aramaya devam ettik. Hatay kadim bir kent. Aslında ilk başlarda umudu aradığımız o kent zamanla yerini mucize arayışına bıraktı. Çünkü artık enkaz altından çıkan canlı insanlar, sağ insanlar mucize tanımını karşılıyordu. Ve depremin 12. günü 296. saatinde dahi iki vatandaşımızın sağ olarak kurtarıldığı bir kentten söz ediyoruz. Hatay'dan söz ediyoruz. Elbette depremin en yıkıcı etkilerini gösterdiği kent de ne yazık ki bu şehir olmuştu. Depremde Hatay genelinde toplamda 80 bin bina yıkıldı. Bu binaların bir kısmı iki büyük depremde yıkıldı. Bir kısmı ise ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle daha sonrasında kontrollü şekilde yıkımları gerçekleştirildi. Bugün tarihler 6 Şubat 2024'ü gösteriyor. Depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Aslında dile bile kolay değil yaşananlar ama depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Biraz rakamsal veriler paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu bir yıllık süre zarfında Hatay genelinde neler yapıldı? Dilerseniz biraz bunlara değinelim. Elbette Hatay oldukça ciddi bir yıkımla karşı karşıya kalmıştı. Ne yazık ki binlerce canımız enkaz altında hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 24 bin insanın hayatını kaybettiği de bir kentten bahsediyoruz. Elbette depremin hemen ardından bir yandan enkaz altında arama çalışmaları devam ederken depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi de birinci öncelikti. Bu kapsamda Hatay'da kısa süre zarfında çadır kentler ve konteyner kentler kurulmaya başladı. Bu kapsamda 200 konteyner kentte 700 bin Hataylı misafir edildi diyebiliriz. Elbette bir yandan da enkazların kaldırılması konusu oldukça önemliydi. Çünkü hem
yeni inşaat çalışmalarının yapılabilmesi hem de psikolojik anlamda depremin o yıkıcı etkisini bir nebze de olsun ortadan kaldırabilmek için o enkazların kaldırılması gerekiyor. Ve yapılan açıklamalarda depremin birinci yılı itibariyle enkazların %97'sinin de kaldırıldığı bildirildi. Aynı zamanda yeni yapılacak konutlar, kalıcı konutlardaydı herkesin gözü kulağı. Bu kapsamda da biz yayınlarımızda depremin henüz 20. 30. günündeyken yayınlarımızda evlerin, kalıcı konutların 9 ila 12 ay arasında yavaş yavaş teslim edilmeye başlayacağını söylemiştik. Elbette bunu söylerken bir yandan da enkaz kaldırma çalışmalarını takip ediyorduk. Bir yandan arama kurtarma faaliyetlerinin artık yavaş yavaş sonuna geliniyordu. Aslında söylediğimiz şey insanların kafasında belki de şüphe bulunan bir durumdu ama bugün depremin üzerinden henüz daha bir yıl geçmişken çok şükür evlerine teslim edilmiş birçok depremzede vatandaşımız bulunuyor. Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine yaptığı ziyareti depremin birinci yılında ilk durağı olarak da Hatay'ı belirlemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kadim kente gelerek 7270 depremzedenin evlerinde teslimini gerçekleştirdi. Ve aynı zamanda diğer inşaatlarında devam ettiğini ve 2 ay içerisinde 75 bin konutun depremzedelere teslim edeceği müjdesini yine buradan Hatay'dan paylaştı. Elbette ilk başlarda insanların o enkaz altındaki o can telaşı, sonrasında konteyner kentler, çadır kentler derken artık kalıcı konutları konuşmaya başladığımız bu dönemde birinci önceliğimiz güvenlikti. Birinci önceliğimiz deprem korkusunu yenebilmek adına güvenli konutlar inşa edilebilmesiydi. Bizler bu kapsamda Türkiye Radyo Televizyon Kurumu personelleri olarak bütün deprem bölgelerinde görev yaptık. Şunu net bir şekilde de ifade edebiliriz. Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Malatya'da, Gaziantep'te de yer tespiti yapılan noktalar, zemin etüdü yapılan noktalar TOKİ tarafından, emlak konut tarafından günlerce süren çalışmalar sonrasında tespit edilmiş adreslerdi. Ve bu kapsamda TOKİ konutları hem perde beton hem radyo temel kullanılarak oldukça güvenli şekilde vatandaşlar üzerine teslimi yapılması için çalışılan alanlardı diyebiliriz. Bu kapsamda da inşaatların tüm deprem bölgesinde hızla sürdüğünü de söyleyelim. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'a geldiğinde bir cümlesini sizlere iletmek istiyorum. Amacımız mümkün olan en kısa sürede Hatay başta olmak üzere diye devam etti Cumhurbaşkanı. Tüm deprem şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır dedi. Hatay başta olmak üzere vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yine Hatay'da yapıldı ve bu bölgedeki çalışmaların da büyük bir hızla sürdüğünü tekrardan söylemek mümkün. Elbette kentin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de hastanelerdi, sağlık hizmeti. Bu kapsamda 3 yeni hastane kazandırıldı Hatay'a. İlk olarak Defne Devlet Hastanesi 57 gün gibi kısa bir süre zarfında tamamlanarak depremzedelerin hizmetine sunuldu. Ardından geçtiğimiz günlerde İskenderun Devlet Hastanesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi yine vatandaşların hizmetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla açıldı diyebiliriz. Aynı zamanda sadece bunlarla da sınırlı değil. Bir yandan 271 okul, bir çocuk evleri sitesi, bir huzur evi, 750 kişilik öğrenci yurdu ve 4 de sanayi sitesinin inşaatına başlanacağı müjdesi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşıldı diyebiliriz. Elbette geri getirilemeyecek birçok şey vardı. Hatay kadim bir kentti, o tarihi bir dokuya sahipti. Bunu geri getirebilmek belki bazı noktalarda mümkün değildi ama devlet ve kamu bütün imkanlarıyla beraber geri getirilebilecek ne varsa onları yapmak için canla başla mücadele etmeye devam etti. Bizler de bu bir yıllık süre zarfında buna şahit olduk. 7/24 mesai yapıldı. Köy evlerinde, kalıcı konutlarda, hastane inşaatlarında kısa sürede büyük aşamalar kaydedildi ve Hatay bir yıllık bir kısa bir süre zarfında söz verilen birçok hususta toparlanmaya devam ediyor diyebiliriz. Elbette Hatay'ı eski günlerine kavuşturmak belki büyük oranda mümkün değil ama tekrar etmek gerekirse geri getirilebilecek ne varsa onların mücadelesini sürdüğünü birinci yılından da tekrar edebiliriz. Elbette bir yandan Hatay'da deprem bölgesinde kadim dostluklar oluştu. Depremzedeleri kurtaran madenciler, itfaiye personelleri, AFAD, UMKE, jandarma arama kurtarma personelleri, polis arama kurtarma personelleri, hiçbir şekilde bir arama kurtarma eğitimi olmayan ama bölgeye sırf yardım etmek için gelen, en azından arama kurtarma faaliyetlerini yürüten insanlara, ellerindeki kovaları elden ele taşıyan insanlar dahi bu bölgede bir şeyler yapmaya gayret etti. Ve kadim dostluklar oluştu, tanışıklıklar oluştu. Birçoğu tekrar birbirlerini ziyaret ettiler. Bugün 6 Şubat. O kurtaran insanlar, kurtardıkları ailelerle birçok kentte tekrar bir araya geldi. Duygusal anlar yaşandı. Kayıpların arkasından mezarları başında tekrar ağlandı. Onlar tekrar hayırla yad edildiler. Sabah namazında camilerde büyük kalabalıklar oluştu. Gece saatlerinde Hatay'ın neresine giderseniz gidin,
apartmanların, evlerin, konteyner kentlerin hepsinde ışıkların büyük çoğunluğunun yanık olduğunu gördük. Çünkü dün gece hiçbir Hataylı ne Hatay'da ne de gittiği başka bir şehirde rahat bir uyku uyumadı. Çünkü o günü hatırlamak ne unutmak mümkündü ne de aslında hatırlamak istiyorlardı. Hatay'da depremin üzerinden bir yıl geçmişken yapılan çalışmaları sizlere aktardık. Depremin henüz birinci yılındayız. İlerleyen günlerde inşallah buradaki görev süremiz devam ettiği sürece buradaki çalışmaları ve o kadim kenti aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Ve kameraman arkadaşım Cahit Yıldırım'la beraber sözü yeniden sizlere bırakalım. Adana'da Güzelyalı'dayız. Deprem oluyor, bina yıkılabilir üstümde. Çağlar gel. 1,5 yaşında masal çıktı. Annesi masalı emzirerek hayatta tuttu. Ay yaşıyor ya. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin tek amacı enkazın altından bir kişiyi daha canlı olarak çıkartmak. Ekipler 6 kişiye ulaşıldığını söyledi. Şu an gördüğünüz gibi binanın ön kısmı çöktü. Binanın komple öne gelme ihtimali de var. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak Kozlu ekibi madencileri bu enkazın çökmesini engellemek için domuzlama yöntemini kullandı. Tedavileri devam ediyor. Yığınların arasından getireceğiz bu görüntüleri ekranlara. Kum gibi elimizde dağılıyor. Sevgili seyirciler, deprem Gaziantep'te de derin yaralar açtı. O yaraları sarmak için ilk günden itibaren devlet millet el ele verdi. Deprem sonrası afet konutları için ilk kazma Gaziantep'te vuruldu. Peki o gece neler yaşandı? Bir yılda Gaziantep'te neler yapıldı? Muhabir arkadaşımız Bülent Çulcuoğlu aktaracak. Aslında bir yılda çok şey yapıldı. Bir taraftan enkaz kaldırıldı, diğer taraftan konteyner evler kuruldu ve deprem konutlarıyla köy evlerinin inşaatına başlandı. Ve kısa süre içerisinde 11 bine yakın ev hak sahiplerine teslim edildi Gaziantep'te. Deprem felaketinde Gaziantep'te 20.478 bina yıkıldı veya ağır hasar gördü. Bunun da karşılığı 48.000 konut, iş yeri, depo ve ahır anlamına geliyor ki bu deprem felaketinde Gaziantep'te 3.904 kişi hayatını kaybetti, 16.400 kişi yaralandı. İşte o felakette en fazla hasar gören ilçe Gaziantep'in Nurdağ ilçesindeydi. Biz de şu anda Nurdağ'ındayız ve konteyner evlerin kurulduğu bölgedeyiz. Burada ailelere tahsis edilen konteyner evler var ve kısa süre içerisinde bu konteynerlardan çıkarak aileler kalıcı konutlara yerleşmeye başlayacak. Peki bir yıl içerisinde Gaziantep'te ve depremde çok ağır hasar gören Nurdağ ilçesiyle İslahiye ilçesinde neler yapıldı? Kameraman arkadaşım o konteyner evleri ekranlara getirirken ben de neler yapıldığını hemen aktarmaya çalışayım sizlere. Evet, deprem felaketinde Gaziantep'in Nurdağ ilçesi 41 bin nüfuslu bir ilçeydi. Ancak ilçenin 3'te 2'si yıkıldı veya ağır hasar gördü. Yani şu anda Nurdağ ilçesinde yaklaşık 6.112 bağımsız bölüm yıkıldı veya ağır hasar gördü. Evet, Nurdağ ilçesinde 2027 kişi hayatını kaybetti. Felaketten hemen sonra önce şu anda ekranlarda gördüğünüz konteyner evleri kuruldu ve vatandaşlar, deprem zedeler konteyner evlere yerleştirildi. Ve kısa süre içerisinde deprem bölgesinin ilk kalıcı konutlarının temeli Nurdağ ilçesinde atıldı ve 44 günde 14 köy evi hak sahiplerine teslim edildi. Tabii aynı zamanda Nurdağ ilçesinin iki ayrı noktasında 2500 afet konutunun inşaatına başlandı ve 9 ay gibi bir süre içerisinde bu konutlardan %30'u tamamlanarak hak sahiplerine anahtar teslimi gerçekleştirildi. Evet, Gaziantep'in Nurdağ ilçesinin 3'te 2'si yıkıldı dedik. Sadece konutlar ve köy evleri değil, aynı zamanda Nurdağ ilçesine yıkılan iş yerleri yerine yeni çarşılar yapıldı ve bu çarşılar sayesinde ekonominin canlanması sağlandı. Gerek
Nurdağ ilçesi gerekse İslahiye ilçesinde toplam 328 yeni iş yeri kuruldu. Yeni iş yeri açıldı ve iş yerleriyle birlikte de daha önce ilçeyi terk etmek zorunda kalan esnaflar da yeniden ilçeye dönüş gerçekleştirdi. Gaziantep genelinde evet 3904 kişi hayatını kaybetti. 20 binden fazla ağır hasarlı veya yıkıldı. Ancak Gaziantep'te toplam 41 bin afet konutuyla köy evi inşa edilecek bu önümüzdeki bir yıl içerisinde. Depremde ağır hasar gören Nurdağ ve İslahiye ilçelerinde şu anda toplam 7041 konutun inşaatı aralıksız devam ediyor. Yani devlet bütün imkanlarıyla Gaziantep'te vatandaşların yanındaydı ve yanında olmaya da halen devam ediyor. Gaziantep olsun, İslahiye olsun, Nurdağ ilçesi olsun, her alanda vatandaşının yanında devlet şu anda. Evet, şu anda bunun yanı sıra bir de köy evleri inşaatı var ki 2468 köy evinde inşaatı devam ediyor Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde. Yani ilçe bir taraftan ayağa kaldırılıyor, diğer taraftan da vatandaşlara devlet her türlü desteği de vermeye devam ediyor. Burada amaç tabii ki şu, bir an önce bu konteyner evlerden vatandaşların kalıcı konutlara yerleşmesi. Peki bu konteyner evlerde kaç kişi kalıyor, kaç bin kişi kalıyor? Şu anda 19.800 konteyner ev kuruldu Gaziantep'te, kırsalda, Nurdağ ilçesinde ve toplam 58 bin vatandaş şu anda bu konteyner evlerde yaşamlarını sürdürüyorlar. Küçük bir yuva, minik bir yuva, 25-27 metrekare büyüklüğünde bir yuva. Ancak vatandaşa burada elektriğinden suyuna kadar her türlü destek sağlanıyor ve kısa süre içerisinde buralardan vatandaşlar kalıcı konutlara geçmeye başlamış olacak. Gaziantep bölgesinde toplamda şu anda 24.919 afet konutu ve köy evinin inşaatı devam ederken 10.698'inin anahtar teslimi gerçekleştirildi. Geri kalan anahtar teslimleri ise önümüzdeki 2 ay içerisinde tamamlanmış olacak Gaziantep'te. Evet, Gaziantep bölgesinde deprem felaketinden en büyük hasar gören 3'te 2'si yıkılan Nurdağ ilçesiyle %65'i ağır hasar gören İslahiye ilçesiydi ve iki ilçenin de kısa süre içerisinde ayağa kaldırılması için her şey yapıldı. İlçe ayağa kaldırılıyor. Kalıcı konutlar ve köy evlerinin inşaatı ise hızlı şekilde tamamlanıyor. Eşirince Atayurt'ta depremi aktı yaşım, döndü başım Türkiye. Her derdimin, her gemimin ortağı can kardeşim, kan kardeşim Türkiye. Var mı gaza, var mı bela de bunca, seninleyiz biz ki ömür boyunca. Faciyeni biz uzaktan duyunca gözlerimden aktı yaşım Türkiye. Öz hükmü var her zamanın, her anın. Yaman günde yanındayız biz senin, ana yurtta vetenim sen. Vetenim, vetenimde vetandaşım Türkiye. Tarih boyu bu ehdimiz pozulmaz. Her beladan Türk'ün beli kırılmaz. Sen ey benim can sirdaşım Türkiye'm. Sen çıkmışsan tarihte çok sınavdan. Dönmemişsen ne gerçeğden ne haktan. Ey zamanın yollarında her zaman benim arkam. Yol yoldaşım Türkiye, bu talihi ne yamanla ne gına. Döneceksen sen evvelki çağına, kurban olum sinendeki dağına. Uca başım, amal daşım Türkiye. Azerbaycan'ın özgürlük şairi Bahtiyar Vahapzade yazmıştı bu şiiri.
Türkiye'nin yaşadığı bir başka büyük deprem felaketi 1999'da yaşanan Marmara depreminden sonra kendi sesinden aktardık sevgili seyirciler. İşitince Atayurt'ta depremi, aktı yaşım, döndü başım Türkiye'm, her derdimin, kederimin ortağı, can kardeşim, kan kardeşim Türkiye'm diyordu Vahapzade sevgili seyirciler. Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında uluslararası yardım çağrısında bulundu. Çağrıya ilk cevap Türk dünyasından geldi. Kardeş ülkeler asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösterdi. Emine Kahraman, Serkan Gönen derledi. İşte o dayanışmayı birlikte izleyelim. Binin üzerinde can kaybı ve 100 bine aşkın yaralı. 9 saat arayla 7'nin üzerinde meydana gelen iki ayrı deprem 11 il, 124 ilçe ve yaklaşık 8 bin köyde yıkıma yol açtı. 14 milyon kişi depremden doğrudan etkilendi. Depremler 500 atom bombası gücündeydi. Dünya tarihinde görülmeyen bu felaket yine dünya tarihinde eşine benzerine rastlanmayan bir yardımlaşmayı da beraberinde getirdi. Türk dünyası bir kez daha kenetlendi. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda, Karabağ Savaşı'nda ve Rus ordusu Türkistan topraklarını işgale kalkıştığında olduğu gibi. Deprem haberi gelir gelmez Anadolu'da, Kafkas Dağları da, Orta Asya bozkırları da tek yürek oldu. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin şiddeti ve yol açtığı yıkımın büyüklüğü üzerine uluslararası yardım çağrısında bulundu. Türk dünyası yardıma ilk koşanlar arasında yer aldı. Könül ister ki Türk'ün ayağına neyinki daş, çıngıl bile değmesin. Çünkü Türk'ün Türk'ten özge dostu yoktu. Türkiye'nin uluslararası yardım çağrısına ilk yanıt Azerbaycan'dan geldi. Afet bölgesine depremin üzerinden daha 12 saat geçmeden Azerbaycan uçağı indi. 750 kişilik arama kurtarma, tıbbi ve teknik personelle birlikte 867 görevli deprem bölgesinde çalışmalara başladı. Binlerce koli yardım malzemesi gönderildi. Karabağlı Server Beşirli'nin köyünden topladığı yardımı deprem bölgesine ulaştırmak için gösterdiği çaba hafızalardan silinmedi. İki kardeş ülke Kahramanmaraş'ta Azerbaycan bulvarını da birlikte yeniden inşa ediyor. Bu kapsamda Azerbaycan'ın katkısı 500 milyon doların üzerinde. Özbekistan 100 kişilik arama kurtarma ekibiyle sahadaydı. 70 kişilik sağlık ekibi de Sahra Hastanesi'nde görev aldı. Özbekistan ayrıca 300 ton yardım malzemesini de afetzedelere ulaştırdı. Kazakistan 101 kişilik arama kurtarma ekibi ve 263 ton insani yardım malzemesiyle deprem bölgesindeydi. Afetzedelerin geçici barınma ihtiyacını karşılamak üzere de 500 çadır gönderildi. Ayrıca ülke genelinde düzenlenen yardım kampanyalarıyla 10 milyon doların üzerinde bağış toplandı. Kırgızistan 173 kişilik arama kurtarma ekibiyle deprem bölgesindeydi. Kurulan Sahra Hastanesi ile yaralıların tedavisi sağlandı. Türkmenistan 45 ton tıbbi malzeme ve 100 tonu aşkın yardım malzemesiyle afetzedelerin yardımına geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 250 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi. Ayrıca 5000 depremzedeyi ülkesinde misafir etti. Türk dünyası tarih boyunca sergilediği ahde vefayı 6 Şubat depremleri sonrasında bir kez daha gösterdi. Ve atasözünde denildiği gibi dost kara günde belli oldu. Sen baba
Dost kara günde belli oldu sevgili seyirciler. Asrın felaketi sonrası Türk dünyası tek yürek Türkiye'nin yaralarını sarması için seferber olmuştu. O ülkelerin başında Azerbaycan geldi. Şimdi Azerbaycan'a Bakü'ye gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos 6 Şubat depremi ve sonrasında yaşananları Büyükelçimiz Doçent Doktor Cahit Bağcı ile konuşacak. Bugün 6 Şubat. Geçtiğimiz yıl tarihimizde, hafızalarımızda kapanmayacak bir iz bırakmış, bir yara bırakmış ve bu sabah uyanamamış on binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz o elim hadise, o afette, depremde 13 şehrimizi etkileyen ve binlerce insanımızın da yine dediğimiz gibi hayatını etkileyen depremin birinci yıl dönümü. Üzüntülüyüz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Kalanlara da tabii ki başsağlığı ve sağlık diliyoruz, afiyet diliyoruz geride kalan ömürleri için. Bugün de Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde deprem haberini alır almaz harekete geçen Azerbaycan Devleti'nin faaliyetlerini konuşmak istiyoruz. Bir yılında depremin neler yaşandı, yeniden hafızaları aslında tazelemek istiyoruz. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doçent Doktor Cahit Bağcı yayın konuğumuz olacak Büyükelçiliğimizin bahçesinden. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Ben konuşurken zorlanıyorum efendim, kız kardeşim de ıslahiyedeydi. O geceyi birebir de yaşadık. Gerçekten unutulmayacak bir hadiseydi. Neler söylersiniz ilk etapta? Evet. Büyük acının yıl dönümündeyiz. Milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten siz de az önce ifade ettiniz. Bu sabah, geçtiğimiz yıl bu sabah uyanamayanlar oldu yataklarından. Resmi rakamlara göre 53.500 vatandaşımız hayatını kaybetti. 100.000'in üzerinde yaralımız var. Gerçekten asrın felaketi olarak tanımlanan 14 milyon insanımızı hayatını etkileyen 13 şehrimizde büyük bir yıkım yaşadık. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten büyük bir acı, asrın felaketi olarak tanımlanabilecek büyük bir depremi yaşadık. Siz Anadolu insanısınız. Anadolu'yu çok iyi biliyorsunuz. Evet, evet. Yani yöre yöre, bölge bölge hem de bundan önceki görevlerinizde de oraları gördünüz efendim. Yani artık tabii şehirler kalmamış. Hatay gitmiş, Antep gitmiş. Ama Türk milleti güçlü. Kardeşleriyle de güçlü. Azerbaycan devleti daha hani hiç gel kardeş demeden bir hazırlık başlatmıştı bu saatlerde geçtiğimiz yıl. Ve siz de orada koordinasyon içindeydiniz. Onlarla birlikte irtibat halindeydiniz. Neler yaşandı efendim? Aslında o sabah Azerbaycan'da haberi ilk alanlar, yataklarından uyandığında telefonlarına mesajı gelenler, son dakika mesajlarıyla Azerbaycan'da ne oldu, Azerbaycan'ın duyguları nelerdi, nasıl tek yürek olundu, bunu belki en güzel ifadesini Bahtiyar Vahapzade'nin sözleriyle buluruz. Tarih geçmişte de yaşanmış bir depremde, Erzincan'da yaşanan depremle ilgili Bahtiyar Vahapzade şöyle diyordu: İşitince Atayurt'ta depremi, aktı yaşım, döndü başım Türkiye'm, her derdimin, kederimin ortağı, can kardeşim, kan kardeşim Türkiye. Aslında tam da bu oldu. Azerbaycan'da bir anda tek yürek olunduğunu, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce söylemiş olduğu ifade, kederiniz kederimizdir ifadesi, acımız acınız acımızdır'a dönüşmüştür. Biz o günü burada hep beraber yaşadık. Kimin nesi varsa, neye gücü yetiyorsa, altındaki yatağını, üstündeki yorganını, sırtındaki paltosunu hemen toparlayıp bir poşete koyup getiren kardeşlerimiz oldu. 10 milyon Azerbaycan'ın tek yürek oluşuna şahit olduk. Tabii burada kuşkusuz Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'in talimatları son derece önemli. Sadece vatandaşlar değil, bu vatandaşların hissettikleri duygulardı ama bunu bir şekilde de koordine etmek ve yönetmek gerekiyordu. Tüm kamu harekete geçti Azerbaycan'da ve büyük bir organizasyonla iki spor salonunda, bir tarafta Haydar Aliyev Fonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın koordinasyonunda, diğer tarafta bir spor salonunda
gene Türkiye'den iş adamlarımızın, Türkiye Yüzyılı Platformu'nun organize ettiği bir yardım kampanyası vardı. Aynı zamanda 13 STK'nın bir araya geldiği kardeş kömeği, ki bu son derece önemli ve anlamlı. Kardeş kömeği ikinci kez aslında Azerbaycan'da harekete geçmiş oldu. Birincisi büyük acı yıllarında, Birinci Dünya Savaşı öncesi yıllarda, Osmanlı-Rus Savaşı döneminde, Doğu Anadolu bölgesindeki savaşta yetim kalanlar, ilaca ihtiyacı olanlar için kurulmuş bir kardeş kömeği vardı. 1800 yılların sonunda rahmetli Zeynel Abidin Tagiyev'in teşkilatçılığında diyelim, onun organizasyonunda Anadolu'nun her köşesinde, ulaşabildikleri her yerde, Gürcistan'da ve Anadolu'da ta Çanakkale'ye kadar giden yardımlar oldu. Kardeş kömeği ikinci kez gerçekleşti Azerbaycan'da. Kardeş kömeği, kardeş yardımı demek. Dolayısıyla biz deprem sabahından itibaren Azerbaycan'ın nasıl seferber olduğunu gördük. Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev hemen depremin ertesi günü geldi. Bizzat Büyükelçiliğimize gelerek Azerbaycan milleti adına, halkı adına, devleti adına taziyelerini bizlere sundular. Ve talimatlarının neler olduğunu aktardılar. Kimle koordinasyon yapacağımızı aktardılar. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki yakından da takip ettiniz Fatih Bey bütün olup biteni. Ülkemize, deprem bölgemize ilk ulaşan kardeş Azerbaycan oldu. İlk yardım, arama kurtarma ekipleri, köpekler, jeneratörler, yüzlerce jeneratör buradan, kamunun elinde sağda solda şantiyelerdeki jeneratörler toparlanarak hemen deprem bölgemize ulaştırıldı. Bine yakın arama kurtarma ekibi 3 ayrı uçakla deprem bölgemizin 3. güne ulaştığında binden fazla arama kurtarma ekibi vardı. İçerisinde sağlıkçılar da vardı. Savunma Bakanlığı'na bağlı ekipler, Afet ve Acil Durum Bakanlığı'na bağlı ekipler ve Azerbaycan bölgeden de, deprem bölgemizden de son ayrılan oldu. Aslında bu bir anlamda borcumuzdur ifadesi. Her teşekkür edişimizde her bir devlet görevlisi, vatandaş, sivil toplum örgütlerinin o seferberlik evlerini unuttular. Spor salonunda yattılar hep beraber gönüllüler. Binlerce gönüllü. Azerbaycan'ın en güçlü tarafından bir tanesi bir gönüllü teşkilatıdır. Her kuruluşun gönüllüleri var. Binlerce gönüllü nöbetleşe spor salonunda paketleme yaptılar ve yükleme yaptılar. Biz gerçekten teşekkür ediyoruz, minnettarız. Çok büyük bir seferberlik ilan edildi burada. Biz bu acıyı kuşkusuz hafifletmek için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Azerbaycan'a bir kez daha Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'e, bütün ekibine, milletimiz adına, devletimiz adına teşekkür ediyoruz. Büyükelçilik olarak bütün müşavirlerimize, bütün diplomatlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileriyle, işlerimizle birlikte bir taraftan da bu koordinasyon işiyle çalıştık, çabaladık. Görevimizi yerine getirdik bir anlamda. Çok teşekkür ederim Sayın Büyükelçim. Tabii Azerbaycan Devleti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini bildirdi birinci yıl dönümünde bu depremin. Aynı şekilde Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da yine taziyeleriyle birlikte hayatını kaybedenleri andı. Türkiye her zaman yanımızdaydı. Biz de her zaman Türkiye'nin yanında olacağız mesajlarıyla birlikte aslında dediğimiz gibi başsağlığı ve taziye dilekleri iletildi diyelim. Bakü'den son notlar bu şekildeydi. Söz yeniden size bırakalım. Fatih Avanos'a, Büyükelçimiz Sayın Bağcı'ya teşekkür ediyoruz. Azerbaycan depremin ilk anında yanımızda olduğu en son ülkemizden ayrılan ülkeydi sevgili seyirciler. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev asrın felaketinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi. Aliyev mesajında Türkiye Azerbaycan'ın yanında olduğu gibi biz de daima Türkiye'nin yanında olacağız dedi. Özbekistan'a gideceğiz şimdi. Taşkent Büyükelçimiz Olgan Bekar yayın konuğumuz olacak. Muhabir arkadaşımız Şahrupek Alimoğlu depremin birinci yıl dönümünde asrın felaketinin Özbekistan'da hemen yanı başımızdaydı felaket esnasında, sonrasında dayanışma duygusunu en yüksek, en yüce şekilde yaşadığımız ülkelerden biriydi. Size bırakalım sözü Şahrupek Alimoğlu.
Evet Coşkun Özen 6 Şubat'ta yani bundan bir sene önce Özbekistanlılar bu üzüntülü haberle uyandı ve Türkiye'nin acısını paylaştı. Bir yıl boyunca bu üzüntüyü ve bu günleri unutmadı diyebiliriz. Olgan Bekar bugün Türkiye Taşkent Büyükelçimiz yayın konuğumuz ve Özbekistan tarafında burada ne gibi işler yapıldı ve bu üzüntüyü, Türkiye'nin üzüntüsünü Özbekistan halkı nasıl paylaştı onu bir öğrenmek istiyoruz. Özbekistan hükümeti 6 Şubat depremlerinin ardından ivedilikle hızla harekete geçti ve Sayın Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in liderliğinde hem Özbek halkı hem de Özbek hükümeti bir bütün olarak Türk halkının yardımına koştu. Özellikle sizlerin de bildiği gibi hızlı bir şekilde sağlık ekipleri deprem bölgesine intikal etti. Daha sonra arama kurtarma ekipleri Özbekistan'dan deprem bölgesine gitti ve yerinde çalışmalara başladılar. Bunun yanı sıra Özbekistan genelinde yürütülen kampanyalar sonucunda ki bunları bizzat birlikte yaşadık 674 ton civarında yardım malzemesi hem tırlarla hem uçaklarla ülkemize ulaştırıldı. Bunun yanı sıra açılan kampanyalar sonucunda bizim üzerimizden açılan kampanyalar sonucunda 900 bin dolara eşdeğer yardım, nakdi yardım gene ülkemize ulaştırıldı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Mirze bizzat Büyükelçiliğimize geldi ve burada taziye defterini imzaladı. Sadece o değil tabii ki Özbek hükümetinin, devletin ileri gelen herkes başsağlığı dileğinde bulunmak üzere Büyükelçiliğimizi ziyaret etti. Bugün dönüp baktığımızda Özbekistan'ın gerçekten bizim ihtiyaç duyduğumuz bir anda hızlı harekete geçerek gerçekten bir kara gün dostu olduğu, gerçekten kardeşimiz olduğunu tüm dünyaya göstermiş oldu. Bugün de halen Özbekistan devleti tarafından finanse edilen 306 konutun inşaat çalışmaları devam ediyor ve önümüzdeki yakın dönemde bu konutlar Hatay bölgesinde ihtiyaç sahiplerine verilecek. Biz Özbek hükümetinin göstermiş olduğu alicanaplık karşısında müteşekkiriz ve önümüzdeki yıllarda da bu alicanaplığı kalbimizde saklamaya devam edeceğiz. Evet, biraz da Özbek halkından bahsetmek istiyorum. Özbek halkı bu günleri nasıl gördü ve size de bizzat iletmiş olabilirler. Nedir görüşleri? Yani Özbek halkı deprem felaketi karşısında, asrın felaketi karşısında ne kadar üzüntülü olduğunu her düzeyde, yani bu sadece sıradan insanlar değil ama devlet yetkilileri, bakanlar ne kadar üzgün olduklarını, o günlerde televizyonlarda sabahlara kadar yayınları seyrederek acılarımızı paylaştıklarını, dua ettiklerini ifade ettiler. Hatta bir küçük bir anımı da anlatmak istiyorum bu vesileyle. Tam deprem sonrasında Büyükelçiliğimizin girişine bir yaşlı Özbek hanımefendi geldi ve naylon çantasında tuttuğu 50 bin doları işte deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine göndermek istediğini belirtti. Biz de dedik ki teyzemize, yani burada bu şekilde nakdi yardım almıyoruz. Biz sizi Ziraat Bankası'na götürelim. Ona eşlik ettik. Ziraat Bankası'na kadar birlikte gittik. Ziraat Bankası'ndaki hesap üzerinden AFAD'ın hesaplarına parayı havale ettik ve hatta orada ihtiyaç duyurması üzerine bir miktar daha yardımda bulundu. Yani bu şeyi gösteriyor, yani bunun ne kadar gönülden geldiğini, kalpten geldiğini, acıların paylaşıldığını ve elinde ne var ne yoksa yardım etmek için çaba gösterdiğini bizlere kanıtlıyor. Zaten biliyorsunuz yardım toplama merkezlerine ne kadar çok sayıda Özbek vatandaşının ellerinde küçük de olsa büyük de olsa yardım malzemelerini bizzat taşıyarak teslim ettiklerini o günlerde hepimiz şahit olduk. Onun için deprem felaketi çok yıkıcı oldu. Asrın felaketi diyoruz. Ama Özbek Türk dostluğu bir nebze olsun acılarımızı yatıştırmada etkili oldu.
Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir daha kimsenin başına göstermesin. Evet, bir sene önce yani Şubat ayında 6 Şubat'tan itibaren Özbekistan'da çok büyük üzüntüyle, çok büyük gönül birliğiyle hareket edildi ve Özbek yönetimi tarafından arama kurtarma ekipleri gönderildi. Ayrıca Özbekistan'ın çeşitli şehirlerinde yardım kampanyalarıyla birlikte Türkiye'nin acısını paylaştı diyebiliriz ve Özbekistan'dan sözü tekrar size bırakıyoruz. Şahruk Bekalimova konu Sayın Bekara Büyükelçimize, Taşkent Büyükelçimize teşekkür ediyoruz. Acımızı yürekten paylaştı Özbek kardeşlerimizle. Dayanışmalarını hiçbir zaman esirgemediler. Hep yanımızda oldular sevgili seyirciler. 100 yılın felaketi 6 Şubat depreminin üzerinden evet bir yıl geçti. Depremin ilk gününden kardeş Kazakistan Türkiye için seferber oldu. Kazakistan vatandaşları deprem bölgelerinde geleneksel çadırlar dikti. Kasım Cömert Tokayev'in Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Kazakistan Türkiye'ye 1 milyon dolar insani yardım gönderdi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı ekibi deprem bölgelerinde görev aldığı Kazakistan'da Türkiye mezunları, gönüllüler, sanatçılar, yerel halk Türkiye'ye yardım elini uzattı. Şimdi Astana'ya gideceğiz. Canlı yayın konuğumuz var orada da İslambek Amangeldinov, Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı Kurtarma Ekibi Daire Başkanı Caner Salıbay'ın hemen yanında. Sözü onlara bırakalım. Teşekkürler Coşkun Özen. Evet, Astra'nın felaketin üzerinden bir yıl geçti. Depremden hemen sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in talimatıyla Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın kurtarma ekibi Türkiye'ye gitti. Orada da 12 gün boyunca görev aldı. 7 kişiyi sağ salim kurtardı ve ülkeye gururla döndü. Şu anda da yanımda canlı yayın konuğumuz bulunuyor. Canlı yayın konuğumuz İslambek Amangeldinov, Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın Kurtarma Ekibi Daire Başkanı. Mikrofonu hemen kendisine uzatıyorum. Merhaba İslambek Bey, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Selametsiz ve hoş kurduk. Evet, İslambek Bey, bir yıl öncesine gidelim ve Türkiye'de deprem bölgesinde geçirdiğiniz o 12 günü anlatır mısınız? Ya 2023 yılının Ağpan ayında Türkiye memleketinde ülken tötenşi jağday olup jatkan bizge xabarlama tüstü. Sol sebepte Kazakstan'ın құтқарушылар жіберілді. Біріншіден Алматы қаласынан құтқарушылар ұшты, және де екінші күні Астана, Қарағанды және Көкшетау қаланың құтқарушылары шықты. Evet, ilk önce deprem haberini aldık. Sonra da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in talimatıyla kurtarıcıları Türkiye'ye göndermek için hazırlık başladı. İlk önce Almaty ekibi yola çıktı. Ardından da Astana, Kökşetau, Karaganda ekibi hazırlandı. Sol kutkaru jumustarı arasında biz en birinci Gaziantep kalasına geldik. Sol Gaziantep kalasından bizde iki jakka böldü. Biz özümüz Астана қаласы және Қарағанды қаласы Нұрдағы қаласында жұмыс істедік. Сол төтінші жағдай жұмыстарында 7 адам тірі табылды, және де 88 адам денелерінің мәйіті табылды. Және де құтқару барысында ешқандай Қазақстан құтқарушыларына сондай ешқандай төтінші жағдай болған жоқ. Барлығын қауіпсіздік шараларын барын сақтап жұмыс істедік. Türkiye geldikten sonra Gaziantep'e indik. Oradan da 101 kişiden oluşan ekibi ikiye böldük ve biz Nur Dağı'nda görev aldık. Gece gündüz mesai yaparak 7 kişini sağ salim kurtardık. 88 kişinin de cansız bedenine ulaştı. Çalıştığımız süre boyunca herhangi bir zorluklara uğramadık. Türk takımıyla, Türk ekibiyle birlikte yan yana çalışmalarımızı yürüttük. Осы айта кететінім, енді түрік халқына және де барлығында да айтатыным, осындай төтенше жағдайлар болмасын. Осы түрік мемлекеті және де Қазақстан мемлекетінің бауырластығы, достастығы ешқашанда бұзылмасын. Сол арқашанда аман болып жүре берейік. Şimdi sözlerimi tamamlamak istiyorum ve böyle bir felaketin, böyle bir belanın tekrar Türkiye'nin başına gelmemesini diliyorum. Kardeş Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluğumuz ve kardeşliğimiz ebedi olmasını diliyorum ve buradan da Türkiye'ye selamlarımı iletiyorum dedi canlı yayın konuğumuz. Evet Coşkun Özen, deprem üzerinden bir yıl geçti. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın 101 ekibi, 101 kurtarıcısı Gaziantep'te ve
farklı şehirlerde, deprem bölgesindeki şehirlerde görev aldı ve İslambek Aman Gildiğinif Acil Durumlar Bakanlığı Departman Başkanı bizim canlı yayın konuğumuz oldu diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Astana'dan kıymetli bir konuğumuz oldu. Çok teşekkür ediyoruz Caner Salabay sana ve konuğuna. Tabii tarifsiz acının, asrın felaketinin birinci yıl dönümü sevgili seyirciler. Unutmadık, unutturmayacağız. 53.537 canımızı kaybettik bu büyük felakette. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. 100.000'den fazla yaralımız vardı. Acil şifalar diliyoruz onlara da. Deprem felaketinin ardından devlet millet el ele seferber olduk. Yaraları sardık, sarmaya devam ediyoruz. Kardeşlerimiz dünyanın pek çok ülkesinden arama kurtarma ekipleri o süreçte yanımızda oldular destekleriyle. Asrın felaketini asrın dayanışmasına, birlikteliğine dönüştürdük. Dileriz bu felaketleri bir daha yaşamayız ne biz ne de dünyanın bir başka ülkesi. Sevgili seyirciler, Avrasya gündeminin sonuna geldik bugün. Yarın aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.